Cumhuriyet gazetesine baskın yapıldı. Yazarlarına baskın yapıldı. Evlerine baskın yapıldı. Güray Öz, Bülent Utku, Eser Sevinç, Hakan Kara, Hikmet Çetinkaya, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Müslüm Özışık, Önder Çelik, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener, Turhan Günay, Günseli Özaltay, Akın Atalay, Can Dündar, Nebil Özgentürk. Savcı bunlar hakkında yakalama kararı, gözaltı kararı verdi. Ne diye veriyor? Efendim, Cumhuriyet gazetesi FETÖ'cüymüş, PKK'lıymış. Yalnız bir haksızlık yapmış yalnız savcıya, onu söylemek isterim tabii. IŞİD'i unutmuşlar. Onu da buraya dahil etselerdi, hem FETÖ'cü hem IŞİD'ci hepsini dahil edebilirlerdi. Her darbe sonrası bedel ödeyen bir gazetedir Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi bizim basın dünyamızın akademisidir. Acaba iktidardakiler benim lehime çalışır mı diye, benim lehime bir şeyler yapalım, yapar mı diye düşünmeyen bir gazetedir. Özgürlüğü savunan bir gazetedir Cumhuriyet. Cumhuriyeti savunan bir gazetedir. Ve Cumhuriyet, Cumhuriyet'le yaşıt bir gazetedir. Cumhuriyet adını da Mustafa Kemal Atatürk vermiştir kendisine zaten. Cumhuriyeti FETÖ'yle, PKK'yla ilişkilendirmek şeref yoksunu kişilerin yapacağı bir iştir. Böyle bir şey olabilir mi? Ben sormak isterim. Allah aşkına, FETÖ'cüleri devlete Cumhuriyet mi yerleştirdi? O hakimleri, savcıları, dekanları Cumhuriyet mi yerleştirdi? Ne istedilerse vermedik diyen Cumhuriyet miydi? Yok mu öyle bir şey? Senin yüreğin yetiyorsa ne istediler de vermedik diyen adama soracaksın. Sen devletin nesini peşkeş çektin bunlara diyor. Zekeriya Öz'e o kurşun geçirmez arabayı tahsis eden adama soru sorma yüreğin var mı senin? 2004'te Milli Güvenlik Kurulu kararını "bu karar geçersizdir, bu karar yok hükmündedir" diyen Cumhuriyet miydi? Peki bu karar geçersizdir, yok hükmündedir diyen adama soru sorma cesaretin, soru sorma hukuk namusun var mı senin sayın savcı? Ben bunu sormak isterim. Var mı senin? 81 ilin 76'sına FETÖ'cü emniyet müdürünü Cumhuriyet mi atadı? Bombalar yerleştirilirken şehirlere "bunlara dokunmayın" diyen Cumhuriyet miydi? Bu talimatı veren kimdi? Güvenlik güçleri müdahale etmek istiyorlar. Valilere talimat verip "güvenlik güçlerine dokunmayın" diyen kimdi? Sen bu soruyu sorabiliyor musun? Fethullah Gülen'in sümkürdüğü mendili mübarektir diye alıp saklayan Cumhuriyet mi? Niye bu soruyu sormuyorsun sen? Kim bunu yaptı? Başbakan yardımcısını Pensilvanya'ya gönderip "sor bakalım, Fethullah Gülen'in bizden bir emri var mı yok mu? Hükümet olarak emrindeyiz" diyen adama sen hesap sorabiliyor musun? Soramıyorsun. Soramıyorsan sen savcı değilsin kardeşim, kusura bakma. Sen hukuk adamı da değilsin. Sen birilerinin maşasısın. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum.